Arkadaşlar merhabalar yepyeni bir videoya karşınızdayız. Hem 9. sınıf hem de TYT konusu olan iş güç enerji konusunu bugün kısa bir şekilde tekrar etmeye çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bir cisim üzerinde iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin de uygulanan kuvvet doğrultusuna yer değişmesi gerekmektedir. Mesela ben yatayda bir kuvvet uyguluyorsam cisim de yatayda yatay doğrultuda yer değiştirmeli. Ya da düşeyde bir kuvvet uyguluyorsam Mesela böyle kalemim mesafede kalmasını düşünelim. O zaman ona göre etki eden kuvvet ona göre değişecektir. Mesela böyle de G MG'den gerçekimi çekimi kuvveti etkili olacaktır. Düşey doğrultuda. Bu şekilde düşünebiliriz. Formülümüz W ile gösteririz biz işi arkadaşlar. İş W harfiyle gösterilir. Kuvvet çarpı uzaklık F çarpı delta x şeklinde bulunur. Skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Birimi جولdur tamam bu şekilde söyleyeceğiz. Şimdi örnekler üzerine daha detaylı bir şekilde anlayalım. Ev kuvvetinin yaptığı iş kaç جولdur diyor. Ne dedik? İş eşittir F çarpı delta x. Kuvvetim ne? 20 Newton. Yer değiştirmem yani uzaklığım ne? 20. Bana işi soruyor. İş buradan ne gelir arkadaşlar? Geldim bu, bu soruya. Buna göre Net kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür denmiş arkadaşlar. Bakın 3 kuvvet etki etmiş. F2, F1 ve F3. F2 kuvveti arkadaşlar iş yapmaz. Neden? Çünkü biz yatay doğrultuda yer değiştiriyoruz. F2 kuvvet düşey doğrultuda. Biz yatay doğrultuda yer değiştirdiğim için yatay doğrultudaki kuvvetleri alacağım. Düşey doğrultudaki kuvvetleri almayacağım. 10 Newton buraya doğru çekiyor. 18 Newton buraya doğru çekiyor. O zaman bakın şimdi 10 Newton buraya çekiyor. 18 Newton buraya doğru çekiyorsa ne olacak? 10 Newton 18 Newton'u yenemeyeceği için bu tarafa doğru sağ tarafa doğru 8 Newton'luk bir kuvvet uygulanacak. 18 eksi 10'dan. Tamam. O zaman bizim net kuvvetimiz kaçtır? 8 Newton bizim F netimizdir. Net kuvvetimiz 8 Newton'dur. E iş eşittir. F çarpı delta x diyordum. Net kuvvetim kaç? 8. Uzaklığım kaç? 25. 8 çarpı 25'ten 200 J olduğunu buldum arkadaşlar. Tamam mı? Kuvvetin uygulandığı doğrultu bizler için çok çok önemli. Yatay doğrultuda ise yatay kuvvetleri alacağım. Düşey doğrultuda da düşey kuvvetleri alacağım. Evet ilk sayfamız bu şekilde devam edelim. Evet. Cisim kendine etkileyen kuvvetin yönünde hareket ederse kuvvet Kuvvetin cisim üzerine yaptığı iş pozitiftir. Cismi hareketine ters yönde etki eden kuvvetlerin yaptığı iş ise negatif iş olarak tanımlanır. Mesela ben kuvvetin bu yönde tamam mı? Kuvvetin cisim üzerine yapılan iş bu, bu, şekilde nedir? Pozitif çıkar. Aynı yönde yapıyorsam pozitif, zıt yönde yapıyorsam negatif iştir. Engelleyici kuvvet olarak düşünebilirim. Oyuncak araba sürtünme kuvvetinin sabit ve 8 Newton şeklinde olduğu masa üzerine şekilde gibi şeklimiz çizeriz. Yatay yola paralel 30 Newton'un kuvvetin etkisi altında 100 cm yer değiştirir. Bakın şimdi böyle bir masa hayal Şöyle bir araba çizeceğim arkadaşlar. İdare edin. Evet şöyle bir arabamız var. Evet kaç Newton? 30 Newton'luk bir paralel kuvvetle böyle 30 Newton gidiyor. Evet şunu biliyoruz artık herhalde. Sürtünme kuvvetini biliyoruz değil mi arkadaşlar? Doğu yönünü hareket eden bir cismin sürtünme kuvveti Batı yönündedir. 8 Newton olarak verdiği için aldım. Tamam. Şimdi bizden istenen şey neymiş? 30 Newton'lu kuvvet. 30 Newton'lu kuvvetin yaptığı işi soruyorsam 8 Newton'u katmadan iş eşittir. F çarpı delta x diyorum. Kuvvetim kaç? 30 Newton'lu sorduğu için 30. Yer değiştirmem 100 santimetredir. 100 santimetrede 1 metredir arkadaşlar. Sonuçta metreye sayda nedir? Uzunluğun birimi metredir yani. SA uluslararası birim sisteminde nedir? Uzunluğun birimi metredir. O yüzden 1 olarak aldım. 30 çarpı 1'den 30 jur gelecek. B şıkkına bakalım. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sormuş. Sürtünme kuvveti 8 Newton. İş eşittir F çarpı delta x diyorum. Kuvvetim kaç? 8. Uzaklığımız ne kadar? 1. 8 çarpı 1'den 8 jür olarak bulabilirim. Net kuvvetin yaptığı iş ne olur arkadaşlar? F artı F sürtünme kuvveti çarpı delta x'ten toplamamızda neden bir sıkıntı yok? Çünkü bunu artı bunu eksi olarak alacağım. Çünkü ters tarafta olduğu için 30 eksi zıt tarafta olduğu için çıkartıyoruz sürtünme kuvvetini çarpı delta x diyorum. 30 eksi 8'den 22. 22 çarpı 1'den uzaklığımız 1 olduğu için 22 jüri olarak bulabilirim. Ya da 30'dan da 8'i çıkartıp yine aynı mantığı bulabilirsiniz arkadaşlar yani çarpmanın dağılma özelliği vardır ilkesinden de yapabilirsiniz aynı mantık. Evet arkadaşlar iş kısmını bu şekilde hallettik. Şimdi bir diğer konumuz güçteyiz. Güç bir işin birim zamanda yapılma hızıdır. P harfiyle gösterilir. Bakın işi zamanı bölüyorum ve gücü buluyorum. Delta E bölü delta T olarak da gösterebilirim gücü arkadaşlar. Delta E nedir arkadaşlar? Enerjinin korunumundan gelen bir ifade. Evet örnek sorumuz arkadaşlar. Nalan Hanım'ın elinde 20 kilogramlık poşet bulunmaktadır. 10 saniyede ikinci katı taşımaktadır. Yerden yüksekliği 5 metre olduğuna göre Nalan Hanım'ın gücü kaç watt olur denmiş arkadaşlar. Şimdi güç dediğim şey P ile gösterilir yapılan iş bölü zamandır. Birim zamanda yapılan iştir aslında. Bu şekilde söyleyebiliriz. E watt yani işin birimi nedir arkadaşlar? F çarpı delta x'tir. Fakat burada Nalan poşetleri yatay doğrultuda değil düşeye doğrultuda taşır değil mi? Kendimize ayar mesela. Mesela pazardan geldiğimiz zaman elimizdeki poşetleri düşeye doğrultuda taşırız. İşe o zaman uygularız. Yatay doğrultuda bir iş yapmış olmayız. O sebepten dolayı da f'i m çarpı g olarak alacağım. Ağırlığıdır yani. m çarpı g olarak alacağım. x'i de delta x'i de h olarak alacağım arkadaşlar. Çünkü yükseklikten dolayı. Kütlesi kaçmış? 20'ymiş. Yer çekimimesi 10. Yüksekliğimiz 5 metre. 20 çarpı 10'dan 200 200 çarpı 5 1000 jürlük bir iş yapmıştır arkadaşlar. Peki 1000 yapılan iş zamanımız 10 saniye ise gücümüz ne olur arkadaşlar? 100 watt olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmışımdır. Evet arkadaşlar diğer sayfaya devam edelim. Arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare ile bulunur. Tamam bu şekilde söyleyeceğiz. Potansiyel enerji mgh'tır. Potansiyel enerji arkadaşlar bu soruda daha detaylı anlayacaksınız. Esneklik enerjisi 1 bölü 2 k kare ile bulunur. K uzama katsayısı, x de uzama miktarıdır arkadaşlar. Gelin bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi iki tane sorumuz var bakalım. Potansiyel enerjileri sıralanıyor. Potansiyel enerjimde mgh. E, aynı ortamda ise sabittir zaten. Kütleyle h'ları arasında yorum yapacağım. Şimdi pk'yı yazdırın bana arkadaşlar. Kütlemiz 2m. H de şurada olduğunu kabul edelim. 1, 2 birim. 2H'dan 4MH MGH diyelim. G sabit zaten. G sabit zaten. Evet, L'ye bakalım. Kütlesi 4M H 4 MGH olur. H uzaklığı ne? 1 birim. O yüzden H yazdım. P, M'i yazalım arkadaşlar. Kütlesi M. 1, 2, 3 H. 3 MGH olacak. Bunları sıralayın diyor arkadaşlar. PK eşittir PL büyüktür PM şeklinde ne yapabilirim? Söyleyebilirim arkadaşlar. Tamam. İnşallah burayı anladık. Şimdi yanındaki soruya bakalım. Yay sabiti K olan Yay kütle sistemine ev kuvveti şekildeki gibi uygulanarak kütlelerin denge noktasından X kadar uzaklaşması sağlanıyor. Yayda depolanan potansiyel enerjinin büyüklüğü. Bakın neydi onun formülü? 1 bölü 2 K X kare. Bir kere yay, yayın sabiti olan K olacak mı olacak? uzaklaşma miktarı yani uzama miktarı olacak mı olacak. Şimdi cismin kütlesi de yer çekimi ivmesi olur mu? Olur arkadaşlar. Neden? Çünkü g ağırlığı vardır. Ağırlığı da m çarpı g. Aslında ben bu f'i buradan da bulabilirim. m çarpı g'den de bulabilirim. Bu f'i g eşittir m çarpı g'den bulacağım. Çünkü düşey doğrultudadır. O yüzden kütleye de yer çekimine de ihtiyacımız bulunmaktadır. Cevabımız hepsi olacaktır. F'e geçiş yapabilmem için hem yer çekimine hem de kütleye geçiş yapmam lazım. Çünkü G M çarpı G yapacağım. Hem de bakın F eşittir. K çarpı X bağlantısı var. Hook yasası. E, K ile X'i ben F'den ne yapabilirim? Çekebilirim. Bu şekilde destekli potansiyel enerjisine geçiş yapabilirim. İnşallah bu soruyu anladınız arkadaşlar. Ne yapalım? Devam edelim. Evet. Geldik enerjinin korunma Enerji hiçbir zaman yoktan var ya da vardan yok olmaz. Ancak başka bir enerjiye dönüşebilir. Evet şimdi örnek sorumuza bakalım. Arabanın K, L ve M noktalarındaki toplam enerjileri sırasıyla E, K, e, L ve E, M olduğuna göre enerjisinin büyüklerini sıralarını yazıyor arkadaşlar. Şimdi bakın K aracında önce bir yazalım. K aracında ne vardır arkadaşlar? Potansiyel enerji vardır değil mi? Potansiyel enerji. Potansiyel enerji vardır. MGH mesela ee, şöyle hayal edelim. E, H yüksekliği bu şekilde olsun. Ne olur? MGH'den kaynaklanan bir enerjisi olacaktır E kan. E -L ise arkadaşlar kinetik enerjisi vardır, kinetik vardır. EM'nin ise arkadaşlar e, yine kinetik enerjisi vardır ama azalmıştır. Çünkü bakın enerji harcıyor. Gittikçe enerjisi azalacaktır. O zaman bunları sıralarken arkadaşlar potansiyel enerjinin büyük o, e, potansiyel enerjiden kaynaklandığı için K'nın enerjisi büyüktür. Çünkü bakın MGH diyorum. Karşı tarafta da 1 bölü MV kare var. Tabii ki de kütleler sabit ama yer çekimi ve H yüksekliğine bağlı olarak baktığımız zaman bu sebepten dolayı EK'nin daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Sonra EL sonra EM'dir arkadaşlar. Zaten EL ile EM arasındaki ilişki yalnız gittikçe hızı olur? Yavaşlar. Tamam. İkisi kinetik enerjidir. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü MV kareydi kütleler sabit ama hız azaldığı zaman ne olur? Zayıflar. Yani enerjisi az olur. Evet geldim bir diğer sorumuza traktör sorumuza. Bir traktör saman balyalarını 400 Newtonluk kuvvetli 20 metre boyunca çekiyor. Saman balyalarla zemin arasında sabit 200 Newton şiddetinde sürtünme kuvveti varmış. Mesela şöyle hayal edelim. Ee, yine şöyle elimizden gelince arabaya benzer bir şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi burada ne diyor bize? 400 Nm kuvvetle çekiyorum. Tamam çektim. 200 Nm bizim bir sürtünme kuvvetimiz var. Sürtünme kuvveti harekete ters yönde. Evet bana ne diyoruz? Saman balyaların enerjisi kaç olacaktır? Buradaki enerjimizi nasıl bulacağız? İşlem bulacağız. İş eşittir delta E'de. Enerji korunur dedik değil mi? Sürtünme kuvvetine doğrasa da enerji korunacak. O yüzden 400-200'den F'i bulacağım. F 400-200'den 200 Newton gelecek. F'i buldum. İstediğim şey neydi? F çarpı delta x'ti. F'im 200. 20 metrede nereden gelecek arkadaşlar? Şurası mesafe nedir? 20 metre. Çarptığımız anda da 4000 Jül enerji olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam. İnşallah anladınız burayı. Verim bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerji oranı. Yani yapılan iş böyle harcanan enerjidir. Mesela enerji verimliliğini nasıl artırabiliriz? Binalarda ısı yalıtımı yapmak, ısıtıcılarda ihtiyaç kadar suyun ısıtılması, ulaşımda kullanılan araçların periyodik bakım ve onarımları ile egzoz ölçümünün yapılması. Tabi bakımlar önemlidir arkadaşlar. Enerji verimliliğini o kadar çok arttıracaktır arkadaşlar. Zaten şunu da biliyorsunuz verim hiçbir zaman gerçek manada %100 olmaz. %80, %70 illaki kayıplar olacaktır. Evet geldik son sayfamıza arkadaşlar. Burada da 2-3 sorumuz var. Bu sorularla da birlikte konuyu biraz daha tekrar etmiş olacağız diyelim. Barfix çeken 60 kilogramlı kütleli bir sporcu bedenini 2 saniyede 0.25 metre yükseltiyor. Buna göre sporcunun gücü kaç watttır? Güç neydi arkadaşlar? Yapılan iş bölü zamandı. Yani birim zamanda yapılan işe biz ne diyoruz? Güç diyoruz arkadaşlar. Birim zamanda yapılan iş. Şimdi gücü bakalım. Güç eşittir. F çarpı delta eksi değil mi? Doğru. Burada baktığımız zaman barfik şey çeken biri işi nerede yapar arkadaşlar? Yatayda yapmaz. Düşeyde yapar değil mi? Düşeyde kendini kaldırıp indiriyor. Düşey eksende. O yüzden F kuvvetini ben M çarpı G alacağım. Uzaklığı da H alacağım arkadaşlar. Çünkü düşey doğrultuda da H yüksekliği önemlidir. Kütlem kaç? 60. Yer çekimi vermemişiz arkadaşlar ama 10 metre bölü saniye kare olduğunu söyleyelim. H yüksekliğimiz de 25 bölü 100'dür. Birer sıfır attığım zaman arkadaşlar buradan 150 jüllük bir enerji göreceğim. 150 bölü zaman da birim saniyede 2 olduğu için cevabımız 75 wattlık bir güç olduğunu görebiliriz. Tamam. Evet. Tabloda K, L elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjileri ve yaptıkları işler verilmiştir. İşte harcadığı enerji 5000 yaptığı iş 4000. Buraya da verimlilik diyelim. Verimlilik şu tablo yazalım. Verimlilik tamam. Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? Yapılan iş bölü, yapılan iş bölü harcanan enerji diyelim ya da harcanan iş diyelim. Şimdi bunu ne yapacağız? Hemen pk için yazıyorum. Yapılan iş 4000 jül diyelim. Burası 5000 ise sadeleştirdiğimiz zaman 3'er 0 gider. 4 bölü 5 olur. PL'ye baktığımız zaman 800 bölü 1200 1, 2, 1, 2, 8 bölü 12. PM'ye de bakalım. 10 bölü 30'dur. Evet sizlerin de söylediği gibi 10 bölü 30 olacak. Buradan da 1 bölü 3. Evet sıraladığımız zaman 4'ün 2 katı 8, 5'in katı 10. Yani 8 bölü 10 büyüktür. 8 bölü 12 mi? Tabii ki de 8 bölü 10 büyüktür. O zaman PK büyüktür, PL büyüktür, PM şeklinde bunların enerjilerini sıralayabiliriz. Aslında güç olarak da gösterebiliriz ama fark etmez bu şekilde sıralayabiliriz. Evet. Geldik. Üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü soru güzel bir soru. Evet. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve 5 metre olan şekildeki yolun sadece yatay bölümü sürtünmeli ve 10 Newton'dur. Yani mesela X noktasına geldiği zaman bu cisim sürtünme kuvvetinin bu tarafa doğru olduğunu ve 10 Newton olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bize soruda verilen bilgi bu. Buna göre kütlesi 5 kilogram olan cisim 3 metre yükseklikten K noktasından serbest bırakılırsa 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olur diye bizlere sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Enerji korunumu geri ilk enerji son enerjiye eşit olacaktır. Dışarıdan bir kuvvet uygulamadığı zaman bunu kullanıyoruz. Fakat dışarıdan bir kuvvet var. Sürtünme kuvveti var. O zaman bizim yapacağımız durum şu. İlk enerjiden bu uygulanan enerjiyi Gücü daha doğrusu çıkartabiliriz. Çıkartacağız. Bunu neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? Son enerjiye eşitleyeceğiz. Çünkü burada bir güç uygulanmış. Kuvvetim var. E, uzaklığım var. Burada bir güçten bahsedeceğim. Kuvvetim sürtüme kuvveti. E, uzaklığım da bölmeler arası eşit 5 metre diyor. Şöyle göstereyim. 5 metre. O zaman ilk enerjimiz nedir? Potansiyel enerjisi vardır değil mi arkadaşlar? Yere göre bir potansiyel enerjisi vardır. Bakın yükseklikte olduğu için 3M var. Tabi metro. O zaman şöyle yazabilirim ben. İlk enerjisi MGH diyelim. Son enerjisi de F sürtünme çarpı X dedim. Çünkü alınan yol çarpı kuvvet eşittir son enerji. E son enerji de sıfır olarak kabul edelim. Çünkü cisim duruyor diyor ışıklarda. Demek ki duruyorsa ona göre bulacağız. MGH kütlem kaç? 5. Yer çekimi 10. Yüksekliğim 3 artı. Sürtünme kuvvetim 10. Uzak yer değiştirme bilmiyorum. X diyelim. Çünkü nerede duracağını bilmiyorum. Metre olarak biliyorum ama hangisinde işte. Atıyorum 15 dersem Z'de bulacağım. 10 metre dersem T'de bulacağım gibi. 5 kere 10 50. 50 çarpı 3 150. 150 artı 10 X eşittir. Tabi eksi olarak alacağız. Özür diliyorum. Çünkü sürtünme kuvveti hareket yönüne ters olduğu için eksi olarak alacağım. Tamam Siz bu hataya düşmeyin. Sürtünme kuvveti hareket yönüne ters olduğu için Burayı eksi olarak kabul edeceğim. Tamam 10x'i karşı atarım. 10x eşittir. 150'den x buradan 15 metre gelecek. E 15 metre ise 5, 10, 15 z'de durur. Burada l noktasına durur diyor. Yanlış. Cisim l noktasına durmaz. Tamam K noktası ile x noktası arasındaki mekanik enerji sabittir diyor. Şimdi k noktasına baktığımız zaman. İlk durumdaki enerji son durumdaki enerji eşittir. Neden bir sürtünme kuvveti yok? X'e geldikten sonra aslında X'i arasında sürtünme var gibi düşünebiliriz. E ne olmuş oluyor o zaman? İlk enerji son enerji eşit. Çünkü dışarıdan bir kuvvet yok. Sürtünme kuvveti X noktasından sonra etki etmeye başlar. Biz o araya bakıyoruz. Yani K ile X arasında bakıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Çünkü arasında diyor. Mekanik enerji sabit midir? E, i̇lk enerjim ne? MGH. E ben bunu son enerji olan Kinetik enerji ya Ne olur sabit mi olur? Aynen öyle sabit olur. Yatay düzlemde ilerlerken hızı giderek azalır. Bakın, hızı ne olacaktır giderek çünkü çıkartıyorum. Eksi bir kuvvet gibi hızı giderek azalacaktır. İşte başlangıçta bakın 150 idi. Gitgide ne oldu arkadaşlar? İşte 150 azaldı. 50 50 azalarak işte 50 burada azaldı 100 kaldı. 50 burada azaldı 50 kaldı. Burada da 0 kaldı. Bu şekilde z odasına durdum. Tamam. Enerjisi azaldı. E, enerjisi azaldığı için de kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare değil mi? E, enerji azalınca e, ister istemez kütle sabit olduğu için hızı da azalacaktır. Evet arkadaşlar iş güç enerji videomuz bu şekilde. De elimizden geldiğinizde sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Ufak tefek bu tip soruda olduğu gibi eksiklerimiz olduysa kusura bakmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın. İş güç enerjinin soru çözümü de en kısa zamanda yüklenecektir.